Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te patlama meydana geldi. Patlamada 28 işçi hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan 11 işçi tedavi altında. Madende mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bartın'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında saat 18.15 sıralarında 300 kotunda patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 umke aracı ve 31 ambulans, bir acil müdahale aracı ile toplam 149 personel sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktardığı bilgiye göre, patlama nedeniyle can kaybı 28'e yükseldi. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere 11 yaralının tedavisi sürüyor madende mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları sürerken Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu işçilerin nerede oldukları konusunda bilgilerinin olduğunu açıkladı. Bakan Dönmez, bir trafoda yangın devam ettiğini de duyurdu. Çalışmalara ilişkin bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde paylaşacaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlardan farklı bilgilere itibar etmemelerini istedi. Soylu, arama kurtarma yapan ekiplerin güzel ve umutlu haberler vermesini temenni ederek bütün duamız niyazımız odur. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun dedi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, hakikaten çok üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı kendisi patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar bir kısmı kurtarıldılar ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın nedenine ilişkin, ilk değerlendirmeler Girizu patlaması olduğu şeklinde ifadelerini kullandı. Dönmez basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı, galerilerin belli bir kısmına kadar Phaeton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor.